Selamlar arkadaşlar ben Okan Sava. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın bu sene yaptığı transferleri yorumlayacağız. 4 farklı kriterde puanlayacağız ve en son ortaya bir tablo çıkacak. Bakalım bu tablodaki duruma sizler de katılıyor olacak mısınız? Hangi transfer bizim için ne kadar gerekliydi? Ne kadar iyi transferler yaptık? Ya da hangisi bizim için kötü oldu? Bunlara birlikte bakacağız. 4 farklı kriterimiz olacak bunları puanlarken. Bunlardan biri oyuncunun alım maliyeti, diğeri potansiyeli, üçüncü kriterimiz ihtiyaç ve dördüncü kriterimiz oyuncunun mevcut form durumu olacak. Şimdi ilk olarak başlayalım bakalım. Oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdik. Birçok farklı oyuncu katıldı kadromuza. Dünya yıldızlarını kattık. Eksiklerimizi giderdik. Bazı mevkilerde hala eksiklerimiz var. Şimdi sizlerle birlikte videoya geçelim. Galatasaray'ımız oldukça farklı bir transfer dönemi geçirdi. Bu sefer e, potansiyelli oyunculardan ziyade aslında kadromuza direkt ihtiyacımız olan ve yıldız oyunculara yöneldik Erden Timur eşliğinde. bunlardan başında Wilfred Zaha geliyor Premier Lig'den kadromuza kattığımız. Zahanın arkasında Hakim Ziye, Solbek, Angelinho, Stoper, Davinson, Sanchez ve tabii ki bizim için dünyanın en iyi santraforu olan İgmaro Icardi kadromuza kattık. Bunlar dışında da birçok transfer yaptık. Şimdi bu oyuncuları puanlamaya başlayalım bakalım. İlk olarak Hakim Ziyeh'den başlayalım. Hakim Ziyeh'in maliyeti öncelikle oldukça tartışma konusu oldu. Hem bonservissiz bir e, kiralama hem de e, herhangi bir ücret ödemeden satın alma hakkımız var. Yani dünyada çok fazla örneği var mı bilmiyorum. Ama Erdem Timur'un çok çok iyi yaptığı bir şey. Hakim Ziyek bildiğiniz gibi yani son zamanlarda dünya futbolunda çok iyi olan, daha henüz 6 ay önce dünya kupasında çok çok iyi bir performans gösteren bir oyuncu ancak hakkında birçok soru işareti vardı. Sakatlık, farklı problemlerle ilgili. Dolayısıyla Hakimzade'nin maliyetine herhalde kötü bir puan vermek, hiç para vermediğimiz bir transferde çok zor. Ancak maaşı var. Ee, yani evet bir kiralık bir oyuncu şu an Hakimzade bizde. Ancak eğer istediğimiz performansı sergilemezse ki 3 milyondan biraz daha fazla bir ma maaşı var, maliyeti. Dolayısıyla burada bir risk faktörü giriyor. Satın alması bence 5 üzerinden 5. Ancak maaşı soru işaretleri çok fazla olan bir oyuncuya göre birazcık fazla geldi bana. O yüzden maliyetine 4 vereceğim Hakim Ziyay'ın. Hakim Ziyay'ın potansiyelinden bahsetmeye çok gerek yok. Eğer potansiyelini sadece bir kısmını bile Türkiye Ligi'nde gerçekleştirirse zaten bizi alıp belki de Icardi gibi tek başına şampiyon yapma ihtimali olan bir futbolcu. Hem eksik olduğumuz mevkiler için çok değerli hem de kendi potansiyeline ulaştığı takdirde bize harika şeyler izletecek bir oyuncu. Dolayısıyla oyuncunun potansiyeline 5 üzerinden 5 veriyorum. İşte burada bir soru işaretim yok açıkçası. Ama umarım potansiyelini tabii ki burada tam olarak yerine getirebilir. İhtiyaç durumuna gelirsek Hakimziye hem forvet arkasında hem de sağ kanatta çok çok iyi oynayan bir oyuncu. Gerektiği yerde orta sahada da oynuyor. Bizim eksiklerimize bakarsak transferin son gününe kadar bir 8 numara ihtiyacımız vardı. Mertens'in yaşından dolayı bir 10 numara arıyorduk. Ve e, özellikle Yunus'un da satılması ve Morutan'ın da gönderilmesiyle birlikte sağ kanatta bariz bir eksiğimiz vardı. Ve bu üç mevkii de iyi oynayan, iyi yedekleyen ve ilk 11'i de hepsinin ben ilk 11 oynayabilirim diyen bir oyuncu. Dolayısıyla ihtiyaç durumunda tam puan veriyorum. 5 üzerinden 5 buraya da ekliyorum. Çünkü eğer ki istediğimiz performansını yakalarsa bizi her yerde çok rahatlatacak ve her yerde de güzel oynayacak bir oyuncu. Mevcut durumuna gelirsek, Hakimzi'ye mevcut durumu Chelsea'de evet geçen sene oynadı, Dünya Kupası'nda oynadı. Buraya kadar çok iyi. Ancak hem ismi transferle anıldığı, başka kulüplerden transferinin son anda yatması, hakkında olan farklı söylentiler dolayısıyla büyük bir soru işareti olduğunu da belirtmek lazım. Bu kadar soru işareti olan bir oyuncunun da mevcut durumu zaten 5 üzerinden 5 olamıyor maalesef. Mevcut durumuna evet 1 diyemem. En azından şu an antrenmanları yapıyor. Çok çok uzun bir hazırlık süreci olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama henüz topla takımla bile antrenman yapmadı. Dolayısıyla buraya mevcut durumuna 5 üzerinden 2 veriyorum. Ve Hakim Ziya'yın potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Gelelim bir başka transfere. Transferin son günü kadromuza katılan Tango Endombele. Çok bekledik 8 numarayı. Gerçekten hani kim gelecek? Bütün yazılmayan isim kalmadı. Graven geldi, Thiago geldi. Yani gelmeyen Markus Turan geldi. Dünya yıldızlarından eklediler. Ancak son dakika golüyle Tango Endombele biraz aslında ayaklarımız yere basmasını sağladı. Özellikle Vesino isminden sonra çıkan yangını ben uzun yıllar boyunca unutmayacağım. Allah'tan da Tango Endombele geldi diyelim en azından. Futbol bir Hayal oyunu nasıl hayal kurduğumuzla alakalı. Tango Endombele'nin bize hayal ettirdikleri de çok daha farklı. Şimdi başlayalım bakalım Tango Endombele'nin puanlamasına. Bizim aslında aradığımız oyuncu muymuş? Bakalım. Öncelikle maliyetiyle başlayalım yine. Tango Endombele herhangi bir ödeme yapmadan bonservissiz bir şekilde takımımıza geldi. Kiralık olarak geldi bir ödeme yapmadık. Bunun haricinde bir satın alma opsiyonumuz da var Tango Endombele'de. Opsiyonu 15 milyon euro ama bakalım kullanacak mıyız Tango Endombele'nin opsiyonunu oldukça ucuz bir yani ucuz bir oyuncu sayılmaz ama 26 yaşında Premier Lig'de hayal ettirdikleri çok daha farklı olan bir oyuncu. Dolayısıyla bir satın alma opsiyonumuzun olması güzel. Buna kötü diyemem. 15 milyon euro da verilebilecek bir rakam çünkü 30 32 yaşında bir oyuncu değil. Dolayısıyla maliyetini çok da ucuz olmadığı için 5 üzerinden 4 veriyorum. Maaşı da yine kendi yaptıklarıyla doğru orantılı bir şekilde hayal ettirdikleri dediğim gibi çok farklı bir oyuncu olduğu için o maaşı hak edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hiç oynamayan bir oyuncu değil. Uzun yıllardır topa dokunmayan bir oyuncu değil. Geçen senede Napoli'de oynadı. Yedek de olsa kendine fırsat bazen ilk 11 çıktı bazen yedekten girdi. En azından aktif olarak oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla Endombele'nin maaşı da çok ucuz olmadığı için satın alma opsiyonu da çok ucuz olmadığı için maliyetine 5 üzerinden 4 veriyorum yine. Gelelim potansiyeline. Tango Endombele'nin dediğim gibi bizi hayal ettirdikleri çok başka. Yani topla yapabildikleri, topsuz oyunda yapabildikleri, hızı, süratı, fiziksel olarak gücü çok başka bir oyuncu. Dolayısıyla aslında Tango Endombele'yi merakla bekliyoruz hepimiz. Yani acaba ne yapacak? Sahaya ne, yap ne nasıl bir şey göreceğiz sahada diye merakla bekliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin bizi hayal ettirdiğinden dolayı potansiyeline 5 üzerinden 5 veriyorum. Yani var mıdır bir taraflar ya Endombele işte biliyoruz yani Endombele. Mesela Vesino alsaydık böyle olmayacaktı en azından. Ne yapacağı çok belli bir oyuncu olacaktı bizim için. Dolayısıyla Endombele'nin potansiyeline 5 üzerinden 5 veriyorum gönül rahatlığıyla. Takımımızın ihtiyacına gelirsek zaten aylarca hikaye yakın 8 numara yangını yapıldı. Burada siz yaptınız ben yaptım 8 numara yangını yapmaya kimse yoktu. Dolayısıyla en çok ihtiyaç duyduğumuz mevki olduğundan dolayı hiç lafı fazla uzatmadan tam ihtiyacı, ihtiyaç duyduğumuz mevkiye ihtiyaç duyduğumuz tarzda bir oyuncu aldığımız için bu duruma da 5 veriyorum. Mevcut durumuna gelirsek Endombele oynadı ve çok kilolu olduğu söylendi geldiğinde ancak gördük hem imza töreni sırasındaki e, fotoğrafları, videoları hem de e, havaalanındaki durumunu gördük. Sadece beklediğimiz şey takımla antrenmana çıkması. Daha iyi olacaktır tabi. Mentali toplarsa fizikseli de daha iyi olacaktır. Ancak mevcut durumuna da burada 5 üzerinden 3 vermemde bir sakınca yok. Eksikleri var tabii ki ama hani 4 de vermek biraz fazla olabilir. Henüz daha takımla antrenman bile yapmadı malum. Bir görmek lazım biraz da. O yüzden mevcut durumuna da 5 üzerinden 3 veriyorum. Ve Tango Endombele'nin şurada bir yerde hemen total transfer puanı karşımıza çıkıyor. Şimdi sırada kim var? Tabii ki de Fenerbahçe'nin aylarca peşinden koştuğu ama çok doğru bir tercih yaparak Galatasaray'ı seçen, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Wilfred Zaha var. Wilfred Zaha benim zaten uzun yıllar boyu Premier Lig izlerken de aza Zaha sahadaymış dediğim, futbol oyunlarında hep bir gözümün onu aradığı, mümkünse FIFA Ultimate Team'de kadroma kattığım bir oyuncu. Dolayısıyla şimdi Zaha'yı elerken ne kadar objektif olabilirim puanlarken bilmiyorum. Ama e, hemen bir başlayalım bakalım. Zaha'nın maliyetinden başlayalım. Zaha'yı kadromuza bedelsiz kattık. Öncelikle bu harika bir durum. Zaten Fenerbahçe aylarca peşinden koşmasının nedeni buydu. Bedelsiz katılan bir oyuncu için Zaha muhteşem. Yani bir Premier League ikonundan bahsediyoruz. Basit bir yani çalım atan oyuncudan değil. Hepimiz izliyoruz. Trabzonspor'u şampiyonluğa götürürken en kritik isimlerden biri Envakame'ydi. Zaha Envakame'nin 3 gömlek üstü bir futbolcu. Yaşı da sadece 30, 33, 34 yaşında buraya gelmiş değil. Sadece hazır değil geldiğinde yani birkaç maçta en azından 20 dakika 30 dakika sahaya girdiğinde topla yaptıkları bile bizi etkilemeye yetti. Ki şuraya koyuyorum Zaha'nın yaptıklarına çok şaşırdığım bir maç vlogum var. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Ve iyi olduğu hali bize bambaşka şeyler izletecek. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Yeter ki daha sakatlanmasın. Sakatlıksız bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sahada olsun. Gelelim maliyetine. Bon servisiz alındığı için maaşı tabii ki yüksek olacak. Çünkü Premier Lig'de bile aldığı paralar çok iyiydi. Dolayısıyla evet bir üst limitimiz olacaktır. Bon maaş konusunda ki sponsorlarla birlikte çok da yüksek bir rakam aldığını söyleyemem. Bu nedenle böyle bir oyuncu için verdiğimiz maliyeti ben uygun buluyorum. Buna da 5 üzerinden 5 veriyorum. Zaha'nın potansiyeline gelirsek Türkiye Ligi'ne hani bir laf var ya donunda sallar. Ben çok sevmesem de böyle bir laf var donunda sallar. Zaha donunda sallar muhtemelen orasını da çok bir şüphem yok aslında. Sadece gerçekten Zaha olmasına ihtiyacım var. Hücumda yapabildikleri sahaya girince hepimiz emin olun çok heyecanlanacağız. Orayı bir görelim ben heyecanla bekliyorum zaten şu milli arabı bitsin de bir görelim artık şu oyuncularımızı diye potansiyeline 5 üzerinden 5 vermekten başka çok fazla bir seçeneğim yok. Hani 4 verirsen bir puan nereden kırdın derler. Adamda şut var, çalım var, driplik var, fizik var, ikili mücadele var ve Zaha'nın savunma yapmadığından bahsediliyor. Ancak Premier Lig'de hücum preste en çok top kazanan oyuncuların da başında geliyor. Dolayısıyla Zaha'nın potansiyeli tam 5 üzerinden 5'i hak ediyor. Takımımızın ihtiyacı var mıydı? Şimdi burada bir soru işareti var. Kerem burada asist kralı olmuştu sol tarafta oldukça da iyi Icardi ile bir uyumu var geçen seneden. Zaten Kerem her sene üstüne koyuyor. Bazı zamanlar bizi delirtse de çıldırtsa da bazı zamanlarda öyle üstüne koyuyor ki ya diyoruz hani bu kadar iyi bir yerli oyuncumuz var çok şanslıyız. Dolayısıyla ikisi de aynı sol bölgeyi paylaşacak. Kerem'e yeni bir rol biçilmeye çalışılıyor. 10 numara neler yapabilir? Bilmiyorum yani açıkçası çok da umutlu değilim. Kerem'in daralan becerilerinin çok iyi olduğundan, top hakimiyetinin iyi olduğundan çok emin değilim. Başka iyi meziyetleri var. Zaha'yı 10 numarada nasıl kullanabiliriz ondan da emin değilim. Dolayısıyla ihtiyaçtan maalesef 5 üzerinden 5 veremiyorum. Bir mevki çatışması olacak. Zaha 10 numara oynar. Sol ama en iyi solda oynar. Kerem de 10 numara oynar ama en iyi solda oynar. Şimdi iki tane çok iyi oyuncumuz varken bir yerli kuralı da varken Buradaki bu çakışmadan dolayı ihtiyaç durumuna 5 üzerinden 3 veriyorum. Çünkü tam ortada yani evet Kerem'e bir şey olsa ne yapacağız falan diyoruz ama e, yerine de böyle maliyetli bir oyuncu eklemesi 5 üzerinden 5 midir emin değilim. Zahanın mevcut durumuna gelirsek de geldiğinde bir sakatlığı olduğunu biliyorduk birkaç maç sahaya girdi ve bu sakatlığının oynayarak geçmeyeceği anlaşıldı. Okan Buruk da bunu açıkladı. Dolayısıyla bize geldiğindeki mevcut durumu çok iyi değildi. Halen de antrenmanlarına devam ediyor. Florya'da güçlendirme çalışmaları yapıyor. Topla takımla sahaya daha tam çıkmış değil ama bu milli arada başlayacağını düşünüyorum. Mevcut durumuna da çok uzun vadeli bir oynamama durumu ya da çok uzun bir sakatlık durumu olmadığı için 5 üzerinden 3 veriyorum ve Wilfred Zaha'nın transfer puanı şurada karşımıza çıkıyor ve sıradaki transferimiz Tete. Tete'ye gelmişken şimdi burası birazcık karışık aslında. Hem Fenerbahçe'nin elinden aldığımız bir oyuncu. İhtiyacımız var mıydı? Soru işareti. Bakalım birazdan hepsini konuşacağız. Çok hızlı bir şekilde lafı dolandırmadan başlayalım tetenin maliyetine. Onu da bedelsiz olarak kadromuza kattık. Henüz 23 yaşında Shakhtar görmüş, Lyon görmüş, Premier Lig görmüş. Buralarda da başarıyla mücadele etmiş. Kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ama maliyetine gelirse bonservissiz olması çok güzel bir kere. Ama bunun yanında verdiğimiz imza parası ve maaşının da oldukça yüksek olması ki 3 milyon civarında bir rakam alacağı söyleniyor. Dünya yıldızlarımızın arasında hani Wilfred Zaha, Icardi, Endombele, Ziyeh gibi oyuncuların arasında açıkçası Tete'nin aldığı maaşı ben çok yüksek buldum. Dolayısıyla Tete'nin maliyeti konusuna maalesef iyi bir puan veremeyeceğim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu hemen yorumlarda belirtebilirsiniz. Tete'nin maliyeti bonus servis olduğu için biraz daha düzeliyor ama yine de aldığı maaş çok yüksek olduğu için maliyetine 5 üzerinden 3 veriyorum. Bonservis servis de vermiş olsaydık muhtemelen daha da düşük bir maliyet olacaktı benim gözümde. Çünkü diğer starların arasında henüz zamanı olan, potansiyeli olan bir oyuncu. Gelelim potansiyel demişken Tete'nin potansiyeline. Tete topla çok iyi. Uzun geniş alanda çok hızlı bir oyuncu değil ama dar alanda çok hızlı. Çalım zorlayan, sol ayağını çok iyi kullanabilen ama sağ ayağını bir o kadar iyi kullanamayan bir oyuncu. Açıkçası şu ana kadar izlediğim dakikalarda da Tete bana Yunus Akgün'ün bir tık iyisi geldi. Pot aynı Sabra Yunus Akgün'e de uzun vadede göstersek yapabilir miydi bilmiyorum. Oldukça farklı eleştiriler vardı Yunus konusunda ki o da zaten championship'e gitti. O yüzden Tete'nin potansiyeli evet çok iyi ama halen çok eksikleri olduğunu düşünüyorum. Hayal ettiğimiz potansiyeli ulaşması için çok fazla çalışması lazım. İyi yanları var, kötü yanları var. Çok dengeli bir oyuncu. Dolayısıyla potansiyeline 5 üzerinden 3.5 veriyorum. Yani 4 de veremedim açıkçası. Yunus Akgün'ü de düşününce sağ kanatlarımızı da düşününce hani mükemmel bir potansiyel şu anlık diyemiyorum. Çok çalışması lazım. Çalıştığı zaman belki puanı yükselir. Gelelim kadromuzdaki ihtiyaç durumuna. En zor durumlardan birisi. Sağ kanadımızda geçen sene bittiğinde Barış Alper, Yunus Akgün, kiralıktan dönen Morutam, almayı çok istediğimiz Raşika. Bunlar vardı. Unuttuğum var mı başka? Zaniolo vardı. Bir de nasıl unuttuk ben. <laughs> 6 ayda geldi gitti Zaniolo. Yani böyle bir rotasyonun içinde bir tane daha sağ kanat Tete'yi almak aslında bana beni çok şaşırtmıştı. Ama transfer döneminin sonuna kadar Yunus Akgün'ün gitmesi, Raşika'nın alınmaması, Zaniola'nın satılmasıyla sağ kanatta bir eksiklik oluştu. Her şunu diyebiliriz burada sorguladığımız şey. Gidenlerden daha iyi bir oyuncu mu? Yükselttik mi yoksa düşürdük mü kaliteyi? Bu birazcık tartışma konusu. Dolayısıyla buradaki ihtiyaç puanına da aslında 5 üzerinden 3 vereceğim yine. Çok ihtiyacımız vardı diyemem ama transferler git yani satılan oyuncular olduktan sonraki satılmalarında Tete'nin gelmesinin de payı var. Özellikle Yunus Akgün günde. Yani e, ne kadar rotasyonda geriye düşerse oyuncu gidip oynamak ister. O da oynamak istedi. O yüzden bir şey diyemiyorum. İhtiyacına da 5 üzerinden 3 veriyorum. Tetenin mevcut durumu aslında yaz kampı yapmamıştı. Hatta tatilden aldık geldik Antalya'dan. Ama buna rağmen ihtiyacımız olan maçlarda çıktı. Özellikle Molde maçında son 15 dakika oyuna girdi. Attığı uzun topla birlikte asistin asisti. Velhanda'ya da buradan selamlar. Asistin asistini yaptı. Sonraki maçlarda da bize ufak ufak sekanslarda katkılar verdi. O nedenle mevcut durumunun çok kötü olmadığını gördük. Daha iyi olacağı söyleniyor. Ama mevcut durumuna da en iyi halinde olmadığı için 5 üzerinden 4 veriyorum ve Teten'in de puanı şurada ortaya çıkıyor. Tabloyu tamamlayacağım ama bu videoya beğeni atmanızı ve kanalıma abone olmanızı istiyorum. Eğer bu konsepti beğendiyseniz diğer tüm transferlerimizi de aynı şekilde değerlendirip karşınıza çıkaracağım. Sizler yorumlarıma katılıyor musunuz yoksa bu anlamada farklı düşünceleriniz var mı? Onları belirtebilirsiniz. Eğer bu videoya 100 beğeni gelirse devam serisini de çekeceğiz. Diğer transferlerimize de detaylı şekilde inceliyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Galatasaray'la kalın.